Arkadaşlar tekrardan hepinize, hepimize geçmiş olsun. Şimdi e, deprem için bağış butonunu aktif ettim. Özellikle en çok seyredilen videolarımı da ekledim arkadaşlar. Şimdi e, benim asıl planımdan bahsetmek istiyorum. Şu anda birçok bölgeye e, tır giyecek ve benzeri yardımlar yapılıyor arkadaşlar. E, bu yerleşim düzeni yani herkesin kalacağı yer belli olduktan sonra e, deprem bölgesinde zaten birçok arkadaşımız var. Onlar buradalar. E, yorumlarda da görüyorsunuz. Ee, bu arkadaşlarımızın yine vesilesiyle, yine orada benim de kendi tanıdığım birçok öğrencim var, birebir tanıdım. Onların vesilesiyle buradaki arkadaşlarımıza yani noktasal e, yardımlar yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Bunların ben bağış butonundan daha hızlı ve daha e, aktif olacağını düşünüyorum açıkçası. Ama bağış butonunda dediğim gibi aktif ettim. Ama bu tarz e, noktasal yardımlar bence e, birebir tespitte daha iyi olacaktır. En azından anında müdahale olur. Bunları da YouTube toplulukta arkadaşlar evden geldiği kadar paylaşıyorum. Yine orada herhangi bir sıkıntınız varsa duyurmak istiyorsanız muhakkak ki oraya güzelce tarihini ve saatini belirterek arkadaşlar yazın. Bizler oradan oralardan duyuralım. Çünkü e, bizim bu aynı zamanda bu takip sayfamızda biliyorsunuz Ales DGs KPSS için yetişkin aklı e, yani biraz daha üst yaşta e, arkadaşlarımız da var. Onların da yani mesela örnek veriyorum içinde hukukçu hukukçu var veya başka alanlarda arkadaşlarımız da var. Bunlar da bu arkadaşlarımız da bize yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. E, o yüzden bu bütün süreç boyunca YouTube topluluk kısmını arkadaşlar bakalım. Yine e, İstanbul Sultanbeyli'de ben bulunuyorum. Burada bulunan dershanemiz e, Deprem Zede, Deprem öğrenciler için ikinci dönem komple ücretsiz e, kurs açtı. Yani kur, e, kursumuz ikinci dönem boyunca ücretsiz olacak. Yine bu bölgeye gelen arkadaşlarımıza da bu konuda yardımcı olmak isteriz. E, ama dediğim gibi YouTube topluluktan arkadaşlar birbirimize e, kulak olalım. Şu anda e, birçok elimizde çok büyük güç var. Ee, ama kontrolsüz güç, güç değildir diye bir konu var. Yani bu kadar e, yardım yapılıyor. Önemli olan bu yardımların hani doğru doğru arkadaşları ve doğru bir şekilde ulaşması. Örnek veriyorum, görüyorum ki ben e, adam orada geliyor, hiç evi yıkılmamış, o da yardımlardan bir pay alıyor. Yani belki evet, bu sürecin içindeki yüz, yüzde bilmem kaç ufak kısım böyle vardır ama e, yine dediğim gibi arkadaşlar, hani burada e, önemli olan hani birazcık daha noktasal yardımlar da yapmak. Yani benim bu konuda bu şekilde YouTube topluluk üzerinden bir çalışma olacak. Yine Instagram'dan da e, haberiniz olsun. Ben şu anda mesela örnek veriyorum kendimden örnek vereyim. E, yolladığım şeylerin bir, bir kısmını yolladım bir kısmını yollamadım. Bir kısmını hani depremden sonra orada tanıdığım kişiler var. Orada diyeceğim ki arkadaşıma güvendim arkadaşıma e, bana ihtiyaç sahibi ailenin numarasını ver. Yani oraya kargolayalım veya artık bir şekilde otobüste yollayalım. Hani bir şekilde e, veya biz bırakalım. Bir şekilde ulaştıracağız arkadaşlar. Zaman bu anlamda birlik zamanı her şey sadece hani oraya bağış e, butonunu açtım yaptım hani e, böyle değil önemli olan arkadaşlar e, hedefe de direkt doğrudan hızlı bir şekilde ulaşabilmek. Ben biliyorsunuz yani hayatım boyunca e, her zaman hani realiteden yana oldum hani e, tanıyan arkadaşları tanıyor. Bu konuda da yani bağış butonunu aktif ettim yine bağış yayınlarımız olacak ama böyle bir e, çalışmamız da olacak YouTube toplulukta bu konuda fikirlerinize de açığım. Ee, belki YouTube topluma bakmışızdır. Her her gün bir sürü şey paylaşıyorum. Çünkü orada dönüş yapma olayı daha fazla arkadaşlar. Ee, ve orada bir, bir keşfete düşüyor muyum ama birçok kişinin önüne de çıkabiliyor bir anda. Bu tarz etkinliklerle ben daha iyi hallere geleceğimizi düşünüyorum. Eğitim sayfalarında yani kötü niyetli arkadaşların asla bulunduğunu düşünmüyorum. Her eğitim sayfalarında temiz niyetli arkadaşların bulunduğunu düşünüyorum. Bu anlamda sizin de bize hocam şunu şöyle yapalım dediğiniz bir şey olursa e, muhakkak ki bizimle paylaşın arkadaşlar. E, yani inanın ki e, biz de yani hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Ne yapacağımızı da bilemiyoruz. E, örneğin ben dün e, otogardan geri döndüm. Dedim Adana'ya gidelim. Orada birkaç öğretmen arkadaşımla buluşacaktım. E, yani geri döndüm. Sonra dedim hani nasıl faydam olacak. Yani en azından kendi alanımda bir çalışmada olmak daha mantıklı geldi bana. E, yani inanın ki yani şu anda gerçekten ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yani en faydalı ne olur onu bilmiyoruz. Ee, zor da bir süreç. Yani şu örnek veriyorum şu anda o bölgeye işte e, keşke en başından beri yardım olayları da belki birazcık daha e, farklı e, düzeltilebilir. İşte e, jeneratör, işte delici, kesici e, aletler. Yani bu anlamda böyle bir şey de beklenmediği için hani aklımız başımız hepsi birbirine karıştı yani arkadaşlar. Ama dediğim gibi burada hani deprem zede öğrencilerimiz yani kesinlikle hani şey düşünmesinler. Eğitim anlamında her zaman gönülleri rahat olsun. Yani bugüne kadar biliyorsunuz yani daha önceki senelerde birçok şey yaptık. Hani bu sene de yaparız. Yapmaya da devam edeceğiz zaten. Ama şu anda önemli olan hani enkazın altında bir gece daha olmasın. Bütün derdimiz, gayetimiz bu arkadaşlar. O yüzden çoğunlukla olarak YouTube topluluğa gelin. Yine Instagram'da da, Instagram'dan da irtibat kurabiliriz ama YouTube toplulukta daha fazla etkileşim var arkadaşlar. Haberiniz olsun.